sıkıntıda bulundurarak Balkan şirketiyle akılcı ve alıcı çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuzun açılış merasimine mütahfen Sayın Profesör Doktor Ukrayna Savaşı dış politikada niye bu kadar dışişleri platformu içinde bize çok değişik dinamikleri ortaya çıkarttı. Bizim hepimizin göreceği iki önemli unsuru gördük burada. Çok önemli meseleler olan enerji ve gıda konuları, tarım konuları aslında milli güvenlik meselesi. Bir tarım koridoru kesildikten sonra Mısır'daki ekmeğin fiyatı %37 arttı. 7 dolar olan buğday birimi 12 dolara çıktı. Bu şunu gösteriyor ki o kadar kritik bir aşamadayız ki anlık bir durumda bile bütün gıda konusunda herkesin küresel biçimde etkilendiği bir iklimdeyiz. Sadece bu iklim değişikliği fiziksel olarak değil, siyasi olarak da devam ediyor. Bu iklim değişikliğinde Trakya, buğdayın Türkiye'nin %11'ini, ayçiçeğinin %45'ini, çeltiğin %47'sini, kamu alanında %54'ünü üretiyor. Yani bizim milli güvenliğimiz için çok önemli bir bölgedeyiz ve bu üretim bizlerin gıda konusunda arttırmamız gereken, gelecek nesillere daha fazlasını vermemiz gereken bir alan. Edirne Osmanlı coğrafyasının, kültürünün, mimarlığının harikalar yarattığı bir bölgedir. Bugün de çevre kirlenmesine, coğrafyadaki değişikliklere, lüzumsuz sanayileşmenin getirdiği yıkıma karşı savaşın merkezi olmalıdır. Bu çok açık ve gerekli bir operasyon. Bugün Karadeniz'de Marmara arasındaki Trakya'nın en dar noktası 86 kilometre, yani kıyıdaki Tekirdağ merkeziyle onun kuzeyde Karadeniz'deki ilçesi kazası olan sarayın arası bu kadardır. 86 kilometredir. Ve burası bir kanyondan geçer. Dolayısıyla bu bölgedeki yerleşmenin ve sanayileşmenin şu anda yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Sanayi kurulduğu anda, o yıllarda, ondan sonraki birkaç on yılın içinde bir refah getirebilir, bir canlılık getirebilir. Ama yarattığı sorunlar vardır. Bir müddet sonra ise bir lüzumsuz çöptür. İstanbul maalesef çevresi itibariyle bunu yaşamaktadır. Bizim neslimizin, yani 70'li yaşları süren insanların bile çocukluklarında hatırladıkları Anadolu yakası, romantik Osmanlı eserleri, kasabaları, onların arasındaki geniş zeytinlikler alanı, Serbilerden oluşan köyler ve kırlar, masmavi bir deniz sınırı, karşıya geçiyorsunuz, Trakya ovalarından bereket taşıyor, ağaçlıklar, korular çıkıyor ve deniz her iki tarafta mavi ve güzel. Böyle bir coğrafyanın ömrü kısa sanayi eserleriyle talip edilmesi gelecek nesillere ve komşularımıza karşı bir sorumsuzluktur. Onun için Balkanların birleşmesinde siyasi değil kültürel ve iktisadi işbirliğinde en önemli olay camilerin, eserlerin korunmasından çok siyasi coğrafyadan çok kültürel ve iktisadi coğrafyanın himayesidir. Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor. Bilhassa ülkesinde bu ülkelerden gelen azınlık gruplar arasında bu faaliyeti gösterdiği görülmektedir. Bu bizim Türkiye'dekilerden başlıyor, Balkan coğrafyasındaki etnik grupların arasını kapsıyor.
şunun üzerinde açıkça durmak gerekir. Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki problematik dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek, her zaman için ikinci sınıf insanlar hayatınıza ve tarihi kültürünüze müdahale edeceklerdir. Doktor Ava, Dik Daraviç'e hediyesini takdim etmek için eşlik et. Arkadaşlar hepiniz hatta.